İstanbul'da lodos etkili olunca böyle fırtına balığın fiyatını ne yapıyor? Yükseltiyor. Ya fırtına bitti. Fiyatlar nasıl? Şimdi balık tezgahlarını da Gizem bize aktaracak. Gizem merhaba. Hülya Erkenek, fırtına cuma gününden itibaren etkisini göstermeye başlamıştı. Hafta boyunca etkiliydi ve ta ki dün akşama kadar Marmara bölgesinde biz fırtınanın etkilerini yaşadık. Ama fırtınanın en çok etkilediği noktalardan bir tanesi de balıkçılar çarşısı oldu, balıklar oldu. Biz şu anda Emre Altun'la beraber Karaköy Balık Çarşısı'ndayız. Çünkü balığın fiyatında bir farklılaşma oldu. Balık çeşitleri azaldı ama fırtınanın bitmesiyle şu anda durum ne? Hem gösterelim hem de konuğuma soracağım. Savaş Düzenli var. Efendim merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Fırtına nasıl etkiledi balığı? Hem fiyatları anlatarak hem de balık çeşitlerini şimdi bir dinleyelim. Çoğu balıkta etkiledi, çoğu balıkta etkilemedi. Şimdi hamsi etkiledi, hamsi gelmiyor. Malum büyük bir fırtına var şu an. Tekneler çıkamıyor. Çıkamadığı için de hamsi az geliyor. Özellikle hamsi Karadeniz bölgesinden çok gelir. Her tarafta biliyorsunuz sarı ve turuncu bir alarm vardır. Hamsi az geldi, şu an 40 lira. 25 liraydı, 30 liraydı, şu an 40 liraya çıktı. Lodos nedeniyle mi? Tabii ki fırtına var diyorum, çıkmıyor. Vatandaşın zaten en çok talep ettiği şu zamanda hamsi ve istavrit. İstavrit'te herhangi bir oynama yok. İstavrit malum Marmara bölgesinden çok çıktığı için Karadeniz'den az geliyor. Ama istavrit'te düşüş hali devam ediyor. Onun dışında tekirimiz var. 70 lira kilo, o da 45-50 idi. Bir yükselme var. Özellikle esas balıklar palamut ve lüfer. Onlar yok. Tezgahta ne lüfer var ne de palamut var. Malum fırtına var. Zaten palamut yavaş yavaş mevsimi bitmek üzere. Az da geliyordu. Fırtınanın çoğalmasıyla, teknenin çıkmamasıyla balık gelmiyor şu an. Lüfer hiç yok mesela. Bakın tezgaha dikkat edin. Bir tane bile lüfer yok. Şu an çoğu müşteri lüfer için geliyor. Hamsi için geliyor, istavrit için geliyor. Ama esas balıklar şu an hamsi, istavrit ve tekir, mezgit. Bunlar için gelen vatandaşlar elleri boş dönüyor. Ya fiyatları yüksek buluyorlar ya da maddi durumları imkansız olmuyor, almıyorlar. İnşallah bu havalar durursa balık geri gelecek ama bu sefer balık geri geldiğinde daha yağlı, daha lezzetli olarak geri gelecek. Kar yağdı çünkü. Karadeniz'de şu an kar yağıyor. İnşallah daha lezzetli, daha iri ve daha güvenilir bir şekilde buradan hamsiyi ucuz alıp gidecekler. Çok teşekkür ederim efendim aktardığınız bilgiler için. Etkili olan lodos balık fiyatlarını arttırdı. Pek çok balık tezgahta yok. Lüfer, palamut lodos nedeniyle artık hiç tezgaha uğramıyor. Hamsinin fiyatı da artık kilosu 40 lirayı buldu. Lodos bittikten sonra fiyatlar düşer diyorlar balıkçılar. Gizem çok teşekkürler.